Sevgili izleyicilerimiz, hayatın her alanında olduğu gibi bugün de eğitimin nabzını tutan Lifestyle programından herkese merhabalar. Bugünkü değerli konuğum Ali Taşkın'la birlikteyiz. Ali Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ali Bey, dilerseniz ilk olarak sizleri tanıyalım. Daha sonrasında konumuza geçelim. Tabii ki. Ali Taşkın ben. Ankara doğumluyum. İşletme ve muhasebe mezunuyum. 2014-15 yıllarında Tecrübe Eğitim Kurumları Uzaktan Eğitim Merkezi açmaya karar verdim. Evet. Ve şu anda 2015 yılından sonra uzaktan eğitimin üzerine düşerek alanımızda en iyi olmak için çaba gösteriyoruz. Belirli bir noktaya geldik zaten. Vermiş olduğunuz eğitimlerden bahsedebilir misiniz? Şimdi vermiş olduğumuz eğitimler tamamen kapsamlı. Kişisel gelişim, koçluk eğitimleri, bilgisayar eğitimleri mevcut. Ama şu anda en çok yaygın olan kişisel zeka, yapay zeka veyahut da işitme engellilere yönelik işaret dili eğitimlerimiz. Peki çalışmış olduğunuz kurumlar nelerdir? Kamu kurum ve kuruluşlar var. Okullara da eğitim desteği veriyoruz. Çünkü bizim bünyemizde 38 tane hoca mevcut. Eğitimde teknoloji kullanımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda bilgisayar eğitimleri veriliyor. Maalesef öğrencilerimiz aldıkları eğitim burada tamamlamaya çalışıyorlar. Ama öğrenci buraya geldiğinde hiçbir şey bilmiyor. Uygulamayı çok yaptırmamız lazım. Zaten şöyle bir tabir var. Uygulayınca mı öğrenirsin yoksa okuyunca mı? Bence uygulayınca öğrenilir. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi yeni bir eğitim ürettik biz, robotik kodlama. Oturduk biz uzman arkadaşlarımızla, teknolojinin daha ileriye gitmesi için bunların eğitimin konusunu yazdık. Ve eğitim gerçekten çok güzel bir eğitim. Yapay zekayı anlatıyor. Kodladığım bir şeyi anlatıyor. Teknolojiyi maalesef biraz geri planda kullanıyoruz, biraz daha ön plana atmamız lazım. Bu da tabii ki kurumun veyahut da kurumların göstermiş olduğu çabayla başlayacak. Peki Ali Bey, insanlar neden tecrübe eğitim kurumlarını tercih etmeli? Sizin özelliğiniz nedir? Kısa bir özet geçeyim firmamız hakkında. Tabii. Tecrübe eğitim kurumları bundan 10 yıl önce tecrübe danışmanlık ve bilişim olarak gidiyordu. Bilişim şöyle, network, işte şirket işlemleri. Onun dışında ben de finans ve muhasebeden geldiğim için tecrübe danışmanlık adı altında işleyiş gösteriyordum. 2015 yılında oturduk uzman ekip arkadaşlarımızla beraber Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandık ve birçok üniversiteyle anlaştık. Kurumumuz 40 kişilik bir ekibe sahip, çağrı merkezli yönü özellikle ve kişilere gerçekten düzgün ve istedikleri bir şekilde bilgi aktarıyoruz. Tecrübe eğitim kurumları alanında çok güçlü. Uzaktan Eğitim Merkezi'nde gerçekten yenilikçi bir firmadır. Ali Bey, peki örgün eğitimle uzaktan eğitim arasındaki fark nelerdir? Uzaktan eğitimi size açıklayayım kısaca. Uzaktan eğitimde öğrencilerimizin veyahut da çalışan bir bireylerimizin kesinlikle vakit, zaman sınırı olmuyor. Uzaktan eğitim aldıktan sonra öğrencilerimiz mezun olmadan önce zaten bir birebir görüşme sağlıyoruz. Veyahut da örgün eğitimi biz 2-3 saatlik bir süpervizyon şeklinde davet ediyoruz. Örgün eğitimde bu olmuyor. Kişi hastalandığında gelemiyor. Veyahut da işe çıktığında bu eğitimi kaçırabiliyor. Tekrardan geri hocasına dönüp bana bu eğitimi anlat diyemez. Arkadaşından not almak zorunda. Evet. Kolej veyahut da lise veyahut da üniversite, zaten üniversite geçiş sağladı şu an uzaktan eğitime. Herkesin bir geçiş sağlamasını istiyoruz. Çünkü uzaktan eğitimde öğrencilerimiz daha çok başarılı olabiliyor. Ali Bey, çok keyifli bir sohbetti gerçekten. Son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şimdi izleyicilerimize şunu özellikle söylüyorum. Eğitim çok önemli bir şeydir. Öğrencilerimizin gerçekten aldığı eğitimlerde tekrar tekrar üzerinden geçmesi lazım. O yüzden hangi bölümde okuyorlarsa öğrencilerimiz ya da hangi bölüm mezunu oldularsa bu bölüm mezunlarının üzerine düşmelerini istiyorum. Ali Bey, vermiş olduğunuz değerli bilgiler ve programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler de geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Değerli izleyicilerimiz, böylelikle Ali Taşkın'la eğitimin hayatımızdaki önemini konuştuk. Programımız hız kesmeden devam ediyor. Hoşça kalın.